Merhaba, öğretiyorum.com için hazırladığım SQL eğitim setinde sizlerle beraber SQL sorgulama dilini öğrenmeye çalışacağız arkadaşlar. SQL, Microsoft tarafından geliştirilen bir veri tabanı sorgulama dilidir. Ve SQL, Microsoft'un aynı zamanda geliştirdiği Microsoft Minjimit Studio diye bir veri tabanı platformunda işlemlerini yapar arkadaşlar. Bu SQL Server Management Studio hakkında kaç tane bilgi vermek istiyorum. SQL Server 2008 sürümleri hakkında. Bunlardan Enterprise, Standard, Work Group, Web, Developer ve Express sürümleri var arkadaşlar. Bunları teker teker anlatmaya çalışmayacağım. Bunların da biz Express sürümünü kullanacağız arkadaşlar. Bunu kullanmanın sebebi küçük, yani ücretsiz bir platform olması arkadaşlar. Bu platformu hemen sizlere bir göstereyim arkadaşlar. Kısa hemen bahsedelim arkadaşlar. Geri geldiği zaman da değerlendirmesini, bilgilendirmesini vereceğiz. İlk başta SQL Server Studio'yu açtığımız anda bize karşımıza bir bağlantı ekranı gelir arkadaşlar. Burası veri tabanı bağlantı sistemidir. SQL'e bağlanmak için. Burada SQL Type kısmı var arkadaşlar. Burada hangi server tipine bağlanmanızı gerektiğini kullanıcıdan isteyen bir tip. SQL Server Name kısmı da arkadaşlar. Bağlanmak istediğiniz SQL Server adıdır. Buraya da IP numarasına girerek de o server'a da bağlanabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca AutoCommit kısmı var arkadaşlar. Burada SQL Server'da direktmen sizin localhost olarak bağlanıyorsunuz arkadaşlar. Windows AutoCommit diyorsunuz. Aksi takdirde SQL Server dediğiniz takdirde herhangi bir server'a bağlanıyorsunuz. Şöyle ki IP numarasına SQL Server'a girerek login ve password kısımlarına kullanıcıdan manuel olarak girmesini ve bağlanmasını talep ediyor. Biz Windows AutoCommit kısmını kullanacağız arkadaşlar. Bilgilerimizi girdikten sonra Context diyerek SQL Server'ımıza bağlanıyoruz. Burada arkadaşlar en çok kullandığımız bir işlem Object Explorer kısmı. Burada biz veri tabanlarımızı, tablolarımızı, sorgularımızı geliştireceğiz. Burada işlemlerimizi yapacağız. Database bildiğiniz üzere arkadaşlar bir veri tabanı klasörüdür, alt klasörüdür arkadaşlar. Veri tabanlarının bütün bizim Fatih MySQL Server Name Server'ın altındaki bütün database'leri burada toplar. Burada mesela benim oluşturduğum veri tabanları varmış. Security kısmı burası Microsoft'un Management Studio'nun login kısımları, bağlantı kişi ifadeleri, server rolleri ve kredisler arkadaşlar. Burada server objeleri de var. Bunlar kendi Management Studio'nun kendi klasörleri. Bunları yeri gelince yine değineceğiz arkadaşlar. Burada sizlerle beraber veri tabanları oluşturup sorgularımızı yazacağız arkadaşlar. Şuradan devam edelim. Hemen sunumuzdan. Burada veri tabanı kavramlarıyla hakkında bilgilendirme vererek SQL sorgularımızı sonra hesaplayalım. Çünkü bu verili bilgilerini, SQL sorgularını, ne olduklarını bilmeden bir SQL sorgusu yazamayız. Burada veri tabanı kavramını, veri tabanını açıklamaya çalıştım. Veri tabanı arkadaşlar, ilgili kayıtların organize edilip bir koleksiyondur. Yani bu verilen bilgilerin düzgün bir şekilde depolanmasına veri tabanı denir arkadaşlar. Kısaca bu veri tabanı oluşma öğeleri de tabloda gördüğünüz gibi veri tabanı, tablolar, kolonlar ve veriler adlı alt altı alt başlık olarak görebilirsiniz. Veri tabanının içinde tablolar vardır. Tabloların içinde kolonlar ve kolonların her bir değerine, her satırına veri denir arkadaşlar. Buradan TSQL Translated Security Query Language sistemi. Bu da bizde arkadaşlar Microsoft veri tabanı sorgulama dilidir bu. Biz bu sorgulama dili üstünden verilerimizi,
işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Bunda TSQL'i kullanarak da arkadaşlar ekleme, silme, güncelleme ya da sorguların raporlama edebileceğimiz bir sorgulamadır. Bu SQL ifadelerini çalıştırabilmek için bir management studio yani SQL Server erişmemiz gerekir. Az önce yaptığımız gibi management studio'ya eriştik arkadaşlar. Bunda DLL, DML ve DCL ifadeleri var arkadaşlar. 3 işlem yapabiliyoruz. Bunların tabi alt başlıkları var. Yeri geldiği zaman başlıkların içlerindeki başlıkları da anlatacağız. DML veri tanımlama dilidir. Veri tanımlama dilinden kastımız oluşturmak, create'ler, update şeyde burada şeyler var arkadaşlar. Veri tabanı oluşturma işlemleri var. Bunlara hemen bakalım. Bunlar da veri tanımlama dili DLL'ler. Burada SQL Server tabanlı tabloları ve kullanıcıları veri tiplerini, nesneni oluşturmak ve bunların yapılandırmak için kullanılıyor arkadaşlar. Bunun temel ifadeleri de create, alter ve drop. Az önce aklıma gelmedi alter ve drop işlemleri. Create işleminde arkadaşlar nesne oluşturursunuz. Nesneden kastımız database veya tablo nesnesi oluşturabiliyorsunuz. Bunların hepsi bir nesnedir sonuçta. Editor'la nesnenin üzerinde değişiklik yapabiliyorsunuz. Kolon ekleyebiliyorsunuz veya isim değiştirebiliyorsunuz. Drop ifadesinde ise nesneleri siliyorsunuz arkadaşlar. Yani mesela bir veri tabanı silmek veya ne bileyim tablo silmek gibi işlemleri burada görüyorsunuz. Burada arkadaşlar isterseniz burada bir SQL Server'da bir iki bir işlem yapalım arkadaşlar. Ben burada bir database oluşturacağım arkadaşlar. Bu database'imde nasıl oluşturacağımı ilk önce SQL diliyle bir yazmaya çalışalım. Ondan sonra arkadaşlar Microsoft'un Management Studio'nun kendi oluşturma özelliklerini de göreceğiz arkadaşlar. Ben burada database'e tıklayarak new query diyorum. New query yeni bir query, yeni bir sorgu yaz anlamına gelir. Burada create. Burada mesela ne oluşturacaksınız? Tablo ise tablo. Database diyorsunuz arkadaşlar. Ben burada ilk önce database oluşturacağım için database işlemini yapıyorum arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bu işlemden sonra database'imizin ismini giriyoruz. Ne olsun? Burada ne yapabiliriz? Öğretiyor diye bir database oluşturalım. Bu işlemi F5 veya şurada gördüğünüz execute işleminde hemen işleme alıyorsunuz. Execute ettim. Burada işlem aşağıda bir mesaj geldi. Compile, compend, security full dedi. Ben burada herhangi bir şu an öğretiyor görmediğim için database'i sağ tıklayarak refresh ediyorum arkadaşlar. Bakın. Buraya bir öğretiyor bir veri tabanı geldi. Burada az önce ne yaptık? Öğretiyor nokta bir veri tabanı oluşturduk. SQL sorgu ile yapmak istemediğiniz durumda ise database'in üzerine sağ tıklayarak new database derseniz aynı şekilde burada oluşturduğunuz gibi database oluşturuyor. Burada özel bir ifadeleri var arkadaşlar. Burada database'in name'i, ismi öğretiyor. Şurada hemen büyük harflerle yazdım. Öğretiyor nokta 2 dedim. Normal 2 dedim arkadaşlar. Burada bizim genel özelliklerimiz var. Options özellikleri, burada model tipleri ve compile level tipleri. Burada level tiplerinde 2000 derseniz arkadaşlar 2000 ve üstü işlemlerinde alır. 2008 ise 2008 ve üstü işlemlerinde alır. 2008'deki bir level işlemi 2005'te kesinlikle çalışmaz. Çalışırsa da bazı işlemlerinde hata verir arkadaşlar. File grup Premier Key işlemleri var burada. Genel kısmında ise veri tabanı database'in ismini yazarak OK dediğimiz takdirde bir veri tabanı daha oluşacaktır.
Ardından arkadaşlar bir de işlemimiz neydi bizim burada? Yeni bir diğer bir şeyimiz. Veri tabanında alter işlemi yapmaktı, değil mi arkadaşlar? Alter neydi? Nesne üzerine değişiklik yapmak için kullanılmış. Burada bir alter yapalım arkadaşlar. Burayı silmiyorum. Bunu da görmenizi istiyorum tabii ki. Artı bir de şunu da göstermeye çalışayım. Database oluşturduktan sonra tablo da oluşturalım arkadaşlar. Mesela öğretiyor.com'a bir tablo oluşturalım. Burada arkadaşlar şöyle bir işlem var. Şurada ne seçtiysiniz, şurada master kısmında ne seçtiyseniz mesela buradaki işlemdeki şurada yaptığınız query işlemi buradaki veri tabanına işlenecektir. Ben burada master kısmında use mesela ne dedim veri tabanına? Öğretiyor dedim. Dediğim takdirde arkadaşlar direktmen öğretiyor seçildi. Ben buradan sonra alter yapacağım arkadaşlar. Alter da yapmayayım. Tablo oluşturayım hemen. Şurada herhangi bir tablomuz yok. Şurayı da anlatayım hemen arkadaşlar. Database diyagram veri tabanlarının birbirlerine bağdaşmasını sağlayan bir diyagram modeldir. Yani direktmen sizin görmenizi sağlayan bir görsel bir arayüz. Table ise bizim oluşturabileceğimiz tablolardır. View'ler sorgulama, büyük sorgulama dilleri. Yani sizin bir sorgu yazacaksınız. Bu sorguyu size daha hızlı ve efektif bir şekilde yapmanızı sağlar. Burada programming diye bir işlem daha var arkadaşlar. Klasör. Burada programming stop prosedürlerimiz var. Veya function'lar var. Buralarda oluşturacağız arkadaşlar. Tuplers, rules var. Bunları da yeri geldiği zaman veri tabanımızı beraber oluşturacağız. Yeni bir table oluşturalım arkadaşlar. Hemen bakalım. Öğretiyor. Database'imizde şimdi herhangi bir tablo yok. Hemen bir tane tablo oluşturuyorum. Aynı şekilde buna da create diyeceğim arkadaşlar. Bunu şimdi tablo oluşturmak için yukarıda database oluştururken database yazdık. Aşağıdakine tablo oluşturacaksak table yazıyoruz. Tablomuzun ismi. Tablomuzun ismi ne olsun arkadaşlar? Yeni diyelim. Yeni dedikten sonra arkadaşlar iki tane parantez. Bunlar ne kelebek parantez ne de başka bir parantez. Normal parantezdir arkadaşlar. Yani C#'taki bir kelebek parantez değildir. Buradan sonra arkadaşlar yeni tablosu oluştuğunu varsayın. Ve yeni tablosunun içinde görmemiz gereken kolonları istiyoruz biz. Ne olabilir arkadaşlar? Adı olabilir. Adı kolonunu yazdım ve adı kolonunun hangi veri tipi olacağını yazmam gerekiyor. Buna diyorum ki envarchar işlemi. Ben dedim ki 50 karakter olsun. 50 karakterlik bir kolon oluşturdum. Virgül, kolonları birbirinden ayırmak için virgül ifadesi kullanılır. Soyadı diyorum. Aynı şekilde bu da envarchar yazıyorum arkadaşlar. 50. Burada arkadaşlar veri tiplerine çok fazla takılmayın. Veri tiplerini ben konum geldiği zaman anlatacağım. Şu anlık bir create ve DML işlemlerini anlamanız için yazıyorum. Şimdi arkadaşlar yeni bir tablo oluşturduk. Tablomuzun ismi yeni. Kolonları adı ve soyadı kolonlarımız var. Hemen burada sorgumuzu çalıştırın. Nasıl çalıştırdık? F5 veya execute ifadesiyle ifademiz çalıştı. Hemen bir refresh edelim arkadaşlar. Refresh dedim. Yeni bir tablo geldi. Yeni bir tablonun üzerine sağ klik Edit Tab 200 Rows işlemi. Buradaki veri tabanındaki yani pardon tablonun içindeki verileri 200 ifadesiyle 200 satırlık bize SQL sorgusu ile bize veriyor. Az önce dikkat ettiyseniz şu an ne gördünüz? Adı ve soyadı kolonları var. Burada ne oluşturmuştuk? Adı ve soyadı kolonlarını oluşturmuştuk. Bir tablo ifadesi de böyle oluşturuluyor. Yeni bir tabloyu böyle sorgu diliyle oluşturabilirsiniz. Manage Studio kısmında ise sağ tıklayarak, table'ın üzerine sağ tıklayarak New Tables diyoruz.
Buraya bir pencere geliyor. Bizden diyor ki column name, data type'ı ve all işlemi var. Burada column ismini aynı şekilde ne yapabiliriz arkadaşlar? İkinci bir veri tabanı sistemi yazacağımız için aynı şekilde kullanıcı diyelim bu veri tabanı isminde. Kullanıcı adı dedim. Sağa geçtiğim zaman type'ini soruyor. Burada birden çok veri tipleri var. Bunları veri tiplerinden bahsedeceğiz. Ben burada kullanıcı adı text ifade olduğu için envar char kullanıyorum. Sonra kullanıcı soyadı dedim. Buna da envar char diyorum arkadaşlar. Alonus ifadesi boşluk girilip yani değer girilip girilmediğini kontrol eden bir ifadedir arkadaşlar. Boş olduğu takdirde bu ifade, bu kolon kesinlikle girilmek zorundadır. Burayı allows olarak işaretledim. Şu an sağ tık CTRL-S diyerek veya save table diyerek kaydediyorum. Buraya da ne diyelim? Kullanıcı diye bir veri tabanı tablo oluşturdum. Buraya sağ tıklayalım arkadaşlar. Ne dedik? Sağ tıklayarak Edit Top Rows dedik. Edit Top Rows'ta kullanıcı değerleri oluşturmuş. Ben şimdi kullanıcı adını boş bırakıp kullanıcı soyadını giriyorum. Soyadı dedim. Aşağı geçmeye çalıştım. Bana bir uyarı verdi. Dedi ki No Rows Was Updated. Bu ifadede dedi ki şu kullanıcı adı işlemini sen kesinlikle boş bırakamazsın. Null değer ifade geçiremezdi. Dedik. Adı dedim. Geçtiğim anda adı, soyadı, kolonun sütunları oluşmuş oldu arkadaşlar.